Peki bu kadar biz binde birlik bir kitlede olmak istiyoruz. Soru başarmak istiyoruz. Bunun için bu seminere katıldık. Neler yapacağız? Aklımızdaki soru işaretleri neler? Bu arada arkadaşlar ara ara es vereceğim. Sizden gelen, benim derlemediğim yani farklı spesifik sorularınız varsa onları da alacağım. Onları da elimden geldiğince yanıtlayıp yardımcı olmaya çalışacağım size. Şimdi ilk sorumuz genelde benim e, kendi bireysel koçluk yaptığım öğrencilerimden aldığım en çok gelen iki soru ne zaman başlamalıyım hocam? Nereden başlamalıyım hocam? Şu an çalışmalarına başlayanlar var mı? Onlar bir parmak kaldırsınlar. Hayır Zeynep hocam asla erken değil. Hayır hayır hayır. Hiç erken değil tam zamanı. Nereden başladık? Başladım diyenler nereden başladı? Matematik eğitim bilimleri, tarih, sıfırdan matematik. Çok güzel. Ara ara bakıyorum sosyal bilgiler. Aysu'cum hoş geldin bu arada. Aysu bizim kayıtlı öğrencimiz arkadaşlar. Sıfırdan matematik. Genelde matematik. <laughs> Hani hazırlıyorum İngilizce. Evet YDS S biraz İngilizceyi önceliklendirmek gerekiyor. Matematik, Türkçe yani hepsiyle başlamışız <laughs> Eren Gür'le öğrencimiz. Çok güzel yani startı verenler var. Peki arkadaşlar neye göre başladık? Mesela neden matematikten başladım diyen arkadaşlarıma sormak istiyorum. Neden Türkçe değil de matematik? Yani bir kıstasınız var mıydı derse başlarken? Hani ben özellikle şu derste başlamak istedim hocam çünkü böyle olacağını düşündüm mü dedik. Gelişi güzel yani bir kura çeker gibi. Neyse bununla bir başlayayım gerisi Allah kerim mi dedik. Bu çok önemli. Çalışmaya nereden başlayacağınızı bilmeniz, ne zaman başlayacağınızı bilmeniz çok önemli arkadaşlar. Mesela Merve Hanım diyor ki matematik beni zorlar sıkılırım diye tarihten başladım hevesim kırılmasın diye. Doğru bir yöntem biraz psikolojik yaklaşmışız. Emin hocam eksiğim matematik olduğu için kapatmak istiyorum farkı diyor. Eğitim bilimleri için ne çalışma konusunda daha çok hevesliydim. Yani iyi olduğum konuda başlayayım ki hevesim kırılmasın. Güzel taktikler, kendimize taktikler geliştirmişiz çok güzel. Ama aslında bunların hiçbiri değil arkadaşlar. Şimdi ben bunun yanıtını vereceğim size. Bir öğrencinin ders çalışmaya ne zaman başlaması gerektiği ve hangi derste başlaması gerektiği arkadaşlar öğrencinin seviyesine göre değişir. Mesela şu an burada örnek veriyorum 200 kişiyiz biz. 200 öğrencinin de her derste seviyesi aynı değil. Daha önceki tecrübeleri aynı değil. Kimi yeni mezun, kimi daha birinci sınıf, kimi beş kez girmiş, kimi atanmayı, kılpayı kaçırmış. Şimdi düşünün arkadaşlar biz milyonlarca öğrenci bu sınava giriyoruz ama hiçbirimiz birbirimizle aynı değiliz. Hepimizin seviyesi aynı değil. Kiminin mesela çocukları olan öğrencilerim vardı az önce yazdılar. Kimi daha örnek veriyorum bekar çocuğu yok, farklı bir sorumluluğu yok, daha rahat çalışacak. Şimdi bizim öncelikle bunun bir farkındalığını yaşamamız gerekiyor. Bizim sistemimize kayıt olduğunuzda biz sizin start vermeniz gereken tarihi ve hangi dersle, Hatta hangi konuyla çalışmalarına başlamanız gerektiğine arkadaşlar yapay zekanın özel seviye belirleme sınavlarına girdikten sonra sonuçlarınıza göre karar vereceğiz yani bir öğrenci çok temel seviyede ise neyden başlayacak en eksik olduğu dersten başlayacak kural budur. Ya da bir öğrenci çok temel seviyede ise eğer rakipleri Eylül'de başlayacaksa orta düzeyde olan öğrenciler Eylül'de başlıyorsa sen şu tarihte hatta daha bir erken başlaman gerekebilirdi. Neden burada kıstasınız arkadaşlar altını çize çize söylüyorum öğrencinin derslerdeki seviyesi. O yüzden hangi konuda, hangi çalışmaları yapacağımızı seviye belirleme sınavına girdikten sonra çıkan sonuçlarınıza göre aslında yapay zeka sistemi karar verecek diyebilirim. Gülşen Hocam diyor ki tarih, coğrafyadan umudum yok. O yüzden son iki ayı bıraktım unutmamak için. Hocam çok yanlış bir strateji. Umudum yok. Bir kere olumsuz kodlama. Hayır. Her dersten umudumuz var. Nasıl matematikte başarılı bir öğrendiyseniz aynı başarıyı tarihte de sağlayabilirsiniz. Belki bugüne kadar arkadaşlar ön yargımızı geliştirdiğimiz, büyüttüğümüz dersler olabilir. Ama önemli olan bunu kırmak zaten. Yani sen o derste niye başarısızdın mesela Gülşah Hocam? Yeteri kadar zaman ayırmadığın için olabilir. Doğru yöntemle çalışmadığın için olabilir. Doğru kaynaklardan, doğru öğretmenlerden eğitim almadığın için olabilir. Eğer bu koşulları sağlarsan neden bir matematikteki yüksek level'daki Gülşah Tarihteki de yüksek level'daki Gülşah olmasın ki bunun için bir e, önümüzde engel yok. Matematikte bir ders, tarihte bir ders. Çok da fazla anlam yüklemeyelim derslere. E, zihnimizde lütfen olumsuz loglarla doldurmayalım arkadaşlar. Berkay Bey çok güzel bir yere değindi bu arada. Hocam tarih uzun ve sürekli tekrar istediği için uzun bir süreç istiyor. O yüzden oradan başlıyorum. Bu da doğru bir yöntem bu arada. Eğer tekrarları parantez içinde söylüyorum. Ne kadar sıklıkta hangi periyotta yapmanız gerektiğini biliyorsanız uzun soluklu derslerden öğrenme süresi uzun olan derslerden başlamanız evet mantıklı. Ama yine burada söylüyorum arkadaşlar altını çize çize tek kıstasınız seviyedir. Senin o dersteki seviyen o dersi ayıracağın zaman zamanı da belirler. O derste yapacağın çalışma yöntemini de belirler. Şimdi geldik diğer soruya. En çok aldığım sorulardan birkaçını yine derledim arkadaşlar. Genelde öğrencilerin bana çok sorduğu sorular, özellikle böyle destek almayan falan öğrenciler nasıl bir çalışma programı yapmalıyım diye çok soruyor. Ben de size soruyorum arkadaşlar. Merak ettim şu an başlayan öğrencilerim için. Nasıl bir programınız var? Neye göre bir program oluşturdunuz ya da program oluşturduğunuzda gerçekten uyum sağlayabiliyor musunuz? Biraz bahsedebilir misiniz bana? Özellikle çalışmaya başlayan arkadaşlarımdan yanıt istiyorum. Var mı programımız? Mesela ben çok istatistik <laughs> yok rastgele diyorlar. Haftalık yapıyorum. Çocuktan kalan zamanda. Günlük program yapıyorum diyenler var. Çok güzel. Haftalık programlar oluşturuyorum. günlere yayıyorum. Harika. Peki arkadaşlar bir program yaparken yine az önce sorduğum soruya geleceğim. Kıstasınız neydi? Yani size etkileyen kısım neydi? Mesela neye göre bir program hazırladınız? Kaç saat çalışmanız gerektiği neye göre belirlendi? Hangi derste başlamanız gerektiği neye göre belirlendi? Sabah erken çocuklar uyurken matematik bakıyorum hocam. Günlük yapıyorum genelde. Tamamen ilerlememe göre diyenler var. Güzel kendime ne kattığıma bak tabii ki de. Arkadaşlar bu arada e, programın fitmeyi çok önemli. Hayati önem taşıyor. Yani bir program oluşturdum. Körü körüne o programı uyuyayım tamam. Hiç böyle es vermeyeyim, geri bildirim almayayım. Bunu lütfen yapmayın. Genelde başarısı olan adaylar bunu yapıyor. Programa yüzde yüz güveniyor. Hiç kendini ölçmüyor, biçmiyor, tartmıyor. Programlı çalıştım güveniyle çok çalıştım güveniyle sınava giriyor ve aslında yanlış çalıştığını girdiği sınavda öğreniyor çok geç ...ben böyle bir şey yaşamanızı asla istemiyorum... ...ki biz bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar... ...mesela bunun alt başlıklarında da... ...işte hocam bir program hazırlarsam ...hangi giderse başlayacağım... ...günde kaç saat çalışacağım... ...bir dersi bitireceğim diğerine öğle mi geçeceğim... ...ya da benim sorumluluğum var hocam... ...benim çocuklarım var, okulum var... ...formasyonum var, iş yaşamım var... ...evliyim gibi 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 çoğaltabilirim... ...bunlar için... ...yani bu bu gibi sorumluluklarım var... ...ve ders çalışmak için vaktim olmuyor... Kazanabilir miyim diyen öğrenciler de var. Şimdi bu soruların hepsinin ben totalde yanıtını vereceğim size. Genelde sabah erken çalışıyorum daha enerjik oluyorum. Evet bu da kişiden kişiye göre değişen bir şey Fatma hocam. Yani insanın bir biyolojik saati var aslında ve bu da farklı. <laughs> ben günde şu kadar saat çalışmalısınız kıstasına inanmıyorum hocam. Ben de inanmıyorum saat somut bir kavram. E, Tuna Hocam yani amaç burada saatleri yarıştırmak değil. Önemli olan senin ayırdığın saatteki yaptığın çalışmanın sonucunda aldığın verim. Bunu ölçebiliyorsan saatin çok bir önemi yok. Mahmut Bey diyor ki ders videolarının sayısına göre büyük bir ihtimalle videolar derken YouTube'daki videolardan bahsettiğinizi tahmin ediyorum. Ocak ayında bitecek şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Yani günde 3 video izlersen şu tarihte bitecek hocam bunu yapmayın. Ya burada hani belirlediğiniz kıstas dersleri bitirmek olmasın ya da bana soru çözmek için şu kadar saat kalır olmasın. Çünkü belki sen öyle bir konu gelecek ki o konuyu bir ya bir video çekilmiş o konuya dair bir kez dinlediğinde belki öğrenemeyeceksin. Yani arada bunların da ismini vermeniz gerekiyor. Ya da oradaki her videoyu izlemene gerek olmayabilir. Ya da her videoyu izlemene gerek olabilir. Kimini iki kere, kimini üç kere, kimini beş kere izlemene de gerek olabilir. Senin bir öğrenme hızın var çünkü. Kesinlikle. Mesela Tuna Hocam çok güzel bir örnek vermiş. Diyor ki 6 saat çalışırsın belki anlamazsın ama 2 saat çalışırsın inanılmaz verim alırsın. İşte bu. Yani sen hedefini 8 saat verimsiz boş çalışmak mı istiyorsun? Daha minimal bir sürede verimli ve doğru yerlere mi çalışmak istiyorsun? Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizim kendi sistemimizde kendi öğrencilerimizi çalıştırma yöntemimiz daha az enerji, daha az zaman daha yüksek verim bu mümkün ama bazı koşulları sağlarsanız mümkün yani gelişi güzel ben tarih kitabını açayım gözümü kapatayım herhangi bir konu mu geldi 12 saat çalışayım öğrenirim ya e, hoca çünkü öyle dedi hayır bundan bahsetmiyorum çünkü her konunun arkadaşlar sınavda bir önem derecesi vardır bunu daha önce duyan var mı bu arada daha önce benim seminerlerime katılan bizim sistemimizi tanıyan öğrenciler var mı yapay zekayı Hocam ben saat bazlı çalışımda daha iyi oluyorum. Ya saat bir hani e, harekete geçirici bir şey yani şu ve şu saat aralığında ama o aralıkta ne yapacağını bilmen lazım mesela Fatma hocam. Neye çalışacaksın? İşte genel trik nokta bu. İşte Emine Hocam çok güzel. Benim değinmek istediğim kısma değindiniz. E şimdi az önce sorduğum sorunun yanıtını da vermek istiyorum arkadaşlar. Sınavda her dersten her üniteden, her konudan eşit sayıda soru gelmiyor. Doğru mu bu? Bana katılanlar kimler? Ha, soru sayısı. Emine Hocam, çok güzel bir yere değindin. Şimdi madem her konunun bana sağlayacağı katkı aynı değilse, ben neden her konuya aynı zaman ayırıyorum, aynı enerjiyi veriyorum? Burada bir mantık hatası yok mu? Var değil mi? Mesela örnek vereceğim. Bakalım bu örneği kimler bilebilecek. İslamiyet öncesi Türk tarihinden arkadaşlar kaç soru geliyor sınavdan? Var mı bilen? Bir, iki, bir iki, <laughs> bir iki. Arkadaşlar her yıl bir soru geliyor. Bazı istisna yıllarda maksimum bugüne kadar ikiye kadar çıktığını gördük. Bir iki soru geliyor. Peki geldim diğer soruma. Osmanlı siyasi tarihinden kaç soru gelen var mı tarihte? 7 8 Evet. 6 <laughs> Doğru. Cevap 6 ile 8 arasında soru geliyor. Şimdi baktığımda oran orantı yapıyorum. Bir konu var elimde, başka bir konu var ve bu konu bu konudan en az dört kat daha değerli ve belki daha kısa bir konu arkadaşlar. Osmanlı siyasi tarihi çok uzun bir konu değil. İslamiyet öncesi Türk tarihi devasa olduğum bir konu. O ilk işte Türk devletlerinden tut, Türk kadının anlamından tut, ilk Türk beyliklerinden tut. Devasa olduğum bir konun var ve bir soru gelecek. Bir soruyu yapmak için sen günlerini veriyorsun. Belki aylarını veriyorsun yavaş öğreniyorsan. Başka bir konu var. Daha kestirme, kısa belki daha eğlenceli ama onu öğrendiğinde daha yüksek derecede verim alabileceğim bir konu. Şimdi eğer sen gireceğin sınavı tanırsam ne olur? Bu söylediğim olur. Ben çok basit bir örnek verdim. Aynı örnek vatandaşlıkta da verebilirim, coğrafyada da verebilirim, matematikte de verebilirim, Türkçe'de de verebilirim. Ama siz öğrencisiniz arkadaşlar. Siz benim vereceğim örnekleri ya da bizim sistemimizin bildiği bu hangi konudan kaç soru gelecek, kaç konuyu, hangi konuyu kaç saatte öğreneceğim, hangi konu yerine hangi konuyu daha çok çalışayım bunları bilmeniz mümkün değil. Çünkü siz bir öğrencisiniz. Yani sizin göreviniz ne arkadaşlar? Ders çalışmak. Sizin göreviniz programa uyumak, sizin göreviniz derslere uyum sağlamak. Bir öğrenci bunun tek tek e, otomatik olarak hesaplamasını yapıp da buna göre bir program hazırlayamaz. Ama sınav benden bunu istiyor. Sınav diyor ki Tuğba sen diyor girmek istiyorsun sınava ama bu sınavdaki başarı oranı binde bir diyor. Yani 999 kişi olmaman için o bir kişi olma için farklı ne yapıyorsun? Hepimiz birbirimizden farklı ne yapıyoruz mesela arkadaşlar? Az önce söylediler YouTube'dan çalışıyorum hocam. Kendim çalışıyorum hocam. Arkadaşlar bunları rakipleriniz de yapıyor. Bunları herkes yapıyor. Buna değil. Sizin stratejik gireceğiniz sınavı çok iyi tanımanız, kendinizi çok iyi tanımanız, hangi konuda hangi seviyede olduğunuzu çok iyi bilmeniz ve buna göre bir programla çalışmanız, istikrarlı ilerlemeniz gerekiyor. Zaten bu yüzden buradaymış. <laughs> Çok güzel. Şimdi biz bu soruların yanıtını yine ortak bir alanda topladık arkadaşlar. Bizim kendi tek kuzemin yapay zekanın kayıtlı olan öğrencilerinde biz öncelikle öğrencinin seviyesini belirledik ki hocam az, az önce. Konu konu, ünite ünite ders, ders seviyenizi seviye belirleme sınavlarıyla belirledik ve kaydettik. Sonra sizin çalışabileceğiniz süreye Sınava şu an kaç ay var? Yaklaşık 15-16 ay var. Ön lisans için, lise için söylüyorum bu arada. Lisans için daha az var. Ve sizin günde kaç saat çalışabileceğiniz, hangi sorumluluklarınızın olduğuna göre bizim yapay zeka sistemimiz arkadaşlar size özel günlük bir ders çalışma programı oluşturuyor. Ve az önce söyledim ya siz bir öğrencisiniz. Sizin göreviniz sadece ders çalışma, program hazırlamak ya da programın takibini yapmak değil diye işte bu yüzden söyledim. Yani sadece öğrencilik yapan bir öğrenci zaten 90 plus puanı alıyor. Çünkü programı hazır ve en önemlisi ne arkadaşlar? Bu program hepinize özel, seviyenize göre, öğrenme karakterinize göre, günlük sorumluluklarınıza göre yapılıyor. Yani tek odak noktan programına uyum sağlamak. Şu an mesela programda çalışıyorum diyen öğrencilerde ara ara esler, bazı günler hiç çalışmamalar, bazı günler hiç sisteme girmemeler ya da bazı günler 3 saat çalışma eklemiş ama 10 saat çalışmalar oluyor. Yani arkadaşlar sürecin inisiyatifi sizin elinizde olduğu sürece o esnemeye, kopmaya çok müsaittir. Öğrenci zihniyeti bir kontrol mekanizması ister. Bunu siz de isteyeceksiniz. Yani sizin kendinizin yönettiği bir süreçten maksimum düzeyde verim almanız hiç de kolay değil aslında. O yüzden böyle bir sisteme yani bir kontrol mekanizmasına ihtiyacınız var. Çünkü biz size bir ders çalışma programı hazırladığımızda yapay zeka sistemi üzerinden o programa e, ne kadar uyum sağlayıp sağlamadığınızı, hangi günler devamsızlık yaptığınızı, hangi konuları öğrenip öğrenemediğinizi sistemimizden belirleyip ona göre de her haftalık ders çalışma programınızı otomatik olarak yeniliyoruz. Yani bizim programımız dinamik bir program. Bir tane program yaptım sana. Bu programla 15 ay çalış bu hocam demeyeceğiz. Her hafta senin ilerleyişine göre programdan aldığım verime göre yapay zeka sistemi o gün yeniden kayıt olmuşsun gibi ders çalışma programını otomatik olarak revize edecek. Peki geldim diğer soruya. Bunlar da bu arada böyle öbek öbek oluşturdum özellikle arkadaşlar. Birbiriyle bağlantılı soruları toplu yanıt vermek için. Genelde bana yine en çok sorulan sorular. Hocam çok sıkılıyorum. Ders çalışmak istemiyorum. Masa başında uzun süre kalamıyorum. Odaklanamıyorum. Ne yapmalıyım? Ya da bu arada bu sorunu yaşayan arkadaşlarım var mı içinizde? Ben sıkılıyorum hocam. Bana program yapılsa da ben uyamıyorum. Sürekli kalkma isteği oluyor. Kesinlikle Gülşah Hocam. Bakın dinamik bir program olmadığı için sizi harekete geçirmemiş bahsettiğiniz kurum. Hocam uykum geliyor. Hocam ben sıkıldığım için video üstünden gidiyorum. Mantıklı. Peki hiç şunu düşündük mü arkadaşlar? Bir öğrenci neden sıkılır? Neden sıkılıyoruz sizce? Pek düzelikten. Mantıklı. Kader hocam da diyor ki hocam şöyle bir şey söyleyeyim çalışırken çoğu zaman anlamadığımı düşünüyorum ve uykum geliyor. İşte bunun bir sebebi var. Bunu bulacağız aslında. Ne istediğini bilmediği için okey bir dursun bu köşede tek düzelik bu da bir köşede dursun. Yanlış kaynak yanlış hoca bu da bir köşede dursun güzel. Hemen sonuç alamamak öğrenci somut bir şeyler görmek ister. Yaptığı çalışmanın boşa gittiğini düşünürse o çalışmayı devam ettirmek istemez mantıklı. Kafam dolu oluyor, başka şeyler düşünüyorum. Bu da bir sebep. Amaçsız olmak. <laughs> Şimdi Arşimet'in bir sözünü size yanıt olarak söylemek istiyorum Merve hocam. Diyor ki Arşimet, bana bir dayanak noktası verin, her şeyi yaparım ama sağlam bir dayanak noktası yani bu sınav senin için ne kadar önemli? Önce bir bunu ölçün arkadaşlar. Bakın hiç kimse boşuna yola çıkmaz. Hiç kimse boşuna zaman ayırmak istemez. Hiç kimse boşuna stres yaşamak istemez. Ben de istemem. Ben eğer şu an bu seminerde mesela sizin verim almayacağınızı bilsem inanın bu dakikaları ayırmam. Benim bir dayanak noktam var. Verim alacağınızı bildiğim için bakın bu kadar enerjik bu kadar hevesli anlatıyorum. Sizin dayanak noktanız da arkadaşlar en sağlam dayanak noktası kişinin geleceğidir. Kendi nerede görüyorsun? Kendimiziz bence tabii ki de öyle. Hayat kendini bir başkasına dayayarak geçmez. Tabii ki de öyle. Ben hocam ben çalışma ortamı görünce daha da motive oluyorum. Fatma <laughs> hocam. Çok güzel. Şimdi o yüzden bu amaçsız olma kısmı güzel konu açıldı bu arada bundan biraz devam edelim. E, atanmak istiyoruz evet ama istek oranımız ne kadar? Yani rakiplerimiz arasında ben daha mı istekliyim? Ya da şunu demek istemedim bu arada hani bir dayanak noktan olsun her şeyi yaparsın Erşimet'in sözü. E, bu şey değil ben sadece istiyorum ve oturacağım isteyeceğim. İsteyeceğim, isteyeceğim, enerji göndereceğim, sürekli çılgınlar gibi isteyeceğim değil arkadaşlar. Çünkü e, kinetik enerjiye dönmeyen potansiyel enerji insanı sadece yorar. Ne demek istiyorum? Potansiyelin ne olduğunu biliyorsun öğrenebileceğini biliyorsun. Kendini bir yıl sonra memur olarak masa başında görüyorsun. Her ay 15'inde, her ayın 15'inde maaş bordronu hayal ediyorsun. Ben şu kadar parayı alacağım diyorsun. Okey, bunlar senin potansiyelin, hayallerin. Ama kinetik enerjiye dökmediğinde, yani ders çalışmadığında, aksiyon almadığında bu düşüncelerin sana hiçbir katkı sağlamaz. Sadece düşünerek yorulursun ve gerçekte yüzde işte hayal kırıklığına uğrarsın. <laughs> üç sene çağrı merkezinde çalıştım artık küfür duymamak için memur olmam lazım yine Tuna hocam az önce buna benzer bir örnek veren bir e, öğrencimiz vardı ona da söyledim Bu, biz bunu olumsuz pekiştireç diyoruz güzel bence Para araç hocam ben rahatlık amacına ulaşmak istiyorum. İşte bu çok güzel. Aslında arkadaşlar sorun şey de değil. Yani çalışma saatin, çalışma ortamın, aldığın maaş, işte müşterilerin falan çalıştığın kişiler bunlar değil biliyor musunuz? Sorun şu mesela Maslow'un bir yedi basamaklı yani bir ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Bir piramidi var ve bu, primi, ve bu piramidin en tepesinde ve bu insanların tamamını kapsayan bir piramit düşünün en tepesinde kişinin kendini gerçekleştirmesi var. Bakın onun altında barınma ihtiyacı var, ait olma ihtiyacı var, güven duyma ihtiyacı var. Sevme, sevilme, karnını doyurma, eğitim ihtiyacı. Bunlar zaten var. Bunlar bizim zorunlu karşılanması gereken ihtiyaçlarımız. Ama kişinin kendini gerçekleştirmesi için bu belki senin için atanmaktır. Bir öğretmenim diyebilir ki hocam ben öğrencilerime kavuşmak istiyorum. Onların hepsinin hayatına dokunacağım. Bu benim idealim. Bu eğer senin böyle bir idealin varsa şu an boşa geçirdiğin her bir zaman kendi idealinden uzaklaştığın anlamına geliyor. Ve bu seni belirli bir süreden sonra mutsuz eder. Hani mesela böyle sebebi belli olmayan mutsuzluklar, sebebi belli olmayan dirilip çıkılan anlık depresif düşünceler, o melankoliklik bazen deriz ya neden hani hayatın her şey yolunda? Niye böyle bir düşünceye girdim? Hep o içinizde biriktirdiğiniz ideallerinizin gerçekleşmemesinden dolayı. Onlar bir enerji olarak birikiyor arkadaşlar. Enerjinizi düşünce olarak or oraya, oraya o kadar veriyorsunuz ki harekete geçmenizi engelliyor. Bunu istemiyorum. Durup durup ağlamalar evet. <laughs> o yüzden ben diyorum ki arkadaşlar evet azim çok önemli, istek çok önemli ama azmini nereye verdiğini çok iyi bilmen lazım. Yani azim çılgınlar gibi boş boş gelişe güzel çalışıyorum. YouTube'dan sıraya koydum hocam 12 saat kulaklığımı takıyorum video izliyorum. E ben çalıştım azim verdim mi verdim ama yanlış yere verdim. neye göre verdin o azmi kazanamazsın sonra diyebilir misin mesela hocam ben çılgınlar gibi çalıştım kazanamadım hayır senin kazanamayacağın zaten belliydi bir programın yoktu o yüzden arkadaşlar boşa çalışmamak istiyorsanız 2024 yılında branşınız ne olursa olsun bu arada bütün öğrencilerime söylüyorum. Atananlar listesinde İsminizi görmek istiyorsanız sınavı çok iyi tanımak zorundasınız ve bir programınız olmak zorunda. Biz size zaten bunu vaat ediyoruz. Bu arada Tek Uzem 65 binin üzerinde sayıtlı öğrencisi bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir eğitim kurumudur arkadaşlar. Ben de Tek Uzem'de çok uzun yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum, eğitim uzmanlığı yapıyorum. Sizin gibi bugüne kadar binlerce öğrencim oldu. Birçoğunun sürecini başarılı bir şekilde tamamladık. Hatta her branştan hemen hemen Türkiye ve Türkiye derecesi elde ederek atanan bizim binlerce öğrencimiz var arkadaşlar yıllar boyu. İşte o öğrencilerin Ortak sırrı buydu. Bize uyum sağlamalarıydı. Bize kayıt olmalarıydı. O yüzden ben istiyorum ki sıkıldım hocam, verim alamıyorum hocam. Bir çalışayım, beş durayım hocam. Bunları yaparsanız kaybedersiniz. Bunlar yerine böyle bir sisteme kayıt olup da ben neden sıkılıyorum? Kişi bağlandığı bir hedefe doğru yoldan gidiyorsa sıkılmaz. Siz bir arkadaşınızla sohbet ederken, hatta çok böyle komik söyleyeyim, dedikodu yaparken sıkılıyor musunuz arkadaşlar? Ben sıkılmıyorum. Zevk alıyorum. Siz de eminim sıkılmıyorsunuz. En sevdiğim dizinin en heyecanlı bölümünü izlerken ben iki saat sıkılmıyorum mesela. Ama matematik çalışırken neden sıkılıyorum? Neden sıkılıyorum? Çünkü doğru yöntemle çalışmıyorum onu zevkli hale getirmiyorum neden bir dizi benim ilgimi çekiyor da bir problemlerin 40 dakikalık videosundan ben görünce arkamı bakmadan kaçıyorum bunu hiç düşündünüz mü bakın eğer bir insan sıkılgansa bu eğer kronik bir problemse her şeyde sıkılman lazım. Ya da senin dikkat dağınıklığı bir problemin varsa şu an bu seminerde bile duramaman lazım. Sıkılıp gitmen lazım. Ama bunlar yok arkadaşlar. Biz gayet de hepimiz Sosyal hayatımızda saatlerce böyle e, kafelerde arkadaşlarımızla soluksuz böyle nefes almadan e, konuşan, bilgi alışverişi yapan ya da saatlerce sinemalarda hiç ara vermeden onu e, dakikası dakikasına zihnimize getirebilen, izleyebilen, sonra biri sorduğunda takır takır cevap verebilen kişileriz. Ama aynı performansı biz dersek gösteremiyoruz. İşte bunun sebebi yanlış çalışıyorsun. Eğer doğru çalışsaydın, eğer o programın doğru olsaydı sen o masanın başından kalkmak istemeyecektin. İşte bizim kayıtlı öğrencilerimizde arkadaşlar bu sıkılma ya da dikkatim dağılıyor mu dağılmıyor mu ya da ben benim zihnim bana oyun mu oynuyor acaba ben bunu bir bahane olarak mı kullanıyorum acaba bunu ölçtüğümüz eğitim analizlerimiz var arkadaşlar sadece tek uzamda sadece yapay zekada uygulanan eğitim analizleri bu analizlere kayıtlı olan öğrencilerin hepsi girmek zorunda ve biz bu analizlerin sonunda sen nasıl öğreniyorsun, öğrenme karakterin ne, zeka tipin ne, öğrenme hızın ne, unutma hızın ne, dikkat dağınıklığın yüksek mi, düşük mü, anlamı oranın ne, stres düzeyin ne, öz disiplin düzeyin ne gibi Size ait olan bütün özellikleri tek tek ortaya çıkarıyoruz arkadaşlar yani biz sizi aslında çok yakından tanımış oluyoruz ve siz de kendinizi aynı zamanda çünkü şu an eminim birçok bir öğrencim burada olan ya da olmayan bütün öğrenciler üzerinden genelleme yapabilirim. E birçok öğrenci kendini tanımadan yola çıkıyor. Birçok öğrenci çok çalışmaya marifet sanıyor. Mola vermemeyi övünülecek bir şey zannediyor. Zannediyor ki ben kendimi zorladım ya daha da iyi öğrendim. Beş saat odamdan çıkmadım hocam diyor. Tebrik bekliyor ama ben tebrik etmiyorum. Aksine ona kızıyorum. Neden bunu yaptın kendine? Senin bir dikkat süren var mola vermen gerekiyordu. Belki belirli bir dakikadan sonra mola vermen senin bir sonraki yapacağın çalışmadan alacağın verimi artıracaktı. Ama sen bunu bile isteği yapmadın. Çünkü bilmiyorsun belki de o kadar sürede mola vermen gerektiğini bilmiyorsun. Şimdi burada birkaç tane daha soru vardı arkadaşlar. Özellikle yine öğrencilerimden aldığım soru çok çalışıyorum, çabuk unutuyorum. Bir heveste bir program yapıyorum, başına geçiyorum ama uyamıyorum. Ya da hocam ben her derste böyle çılgınlar gibi, katip gibi not, 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 not almayı istiyorum vaktim yetmiyor, yoruluyorum gibi. Eminim sizin aranızda da bu tarz soruları olan öğrencilerim vardır. İşte bunların cevabı da hocam analizden geçiyor arkadaşlar. Analize girdiğinizde biz sizin hangi derste not tutmanız gerektiğini, hangi dersi dinleyerek öğrenebileceğinizi ya da size bir program hazırlandığında o programa uymanız için dışsal sizi güdüleyen faktörlerin hatırlatılmasını ya da bu programa uyduğunda seni bekleyen sonucun ne olduğunu sana o kadar güzel aşılayacağız ki sen diyeceksin ki benim bu programa uymam gerekli atanmam için bunu yapmam gerekli buna inanacaksın bir kere o şekilde yola çıkacağız zaten ve o programla da sen dönemin sonunda çok rahatlıkla istediğin sonuca aslında ulaşmış olacaksın. Şimdi seminerin başında matematik yapamayan arkadaşlarım bir toplansınlar bakalım. Çok vardı bayağı 3-4 kişi yazmıştı. Hocam ben matematik yapmayacağım sınavı kazanabilir miyim? <laughs> Hoş geldiniz yeniden matematik yapamayan öğrencilerim. Ya da matematiğim sıfır nasıl çalışırsam yükseltirim. Ya da Türkçem çok iyi hocam sadece soru çözsem yeter mi? Soru çözmeye genel olarak ne zaman başlamalıyım? Çalışıyorum ama boşa çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım? Hiç çalışmasak. Hayır. <laughs> Hayır Zeynep Hocam bu konuda sizinle anlaştık. Asla 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 hiçbir derse olumsuz bir yargı, olumsuz bir düşünce beslemiyoruz. Bakın birinci kural bu. Şimdi matematik yapmazsam sınavı kazanabilir miyim? Çok basit bir matematik hesabı yapalım sizinle. Her ne kadar matematiği sevmiyorsunuz ama ben yapacağım. Sizin beni dinlemeniz, anlamanız yeterli. Bu sınav e, 120 soruluk bir sınav lise ön lisanstan bahsediyorum lisans da aynı şekilde ve e, 30 tane matematik sorusu geliyor arkadaşlar. 120 bölü 30 yaptığımda matematik bu sınavın yaklaşık olarak yüzde 25'i yani küçük bunu dörtte biri. Yani sen matematik yapmadığında diğer dört dersi full bile çeksen Zeynep hocam senin alacağın maksimum maksimum puan 75. Şu an 75 puanla atanabileceğin bir kadro bölümün ne olursa olsun yok. Şimdi bu bir kere bir gerçekti. <laughs> bu bir gerçek. Bunu da bir anlaşalım. Tamam. Bu gerçekle yüzleştim hocam. Peki Matematiğim sıfır. Tamam yapmam gerektiğini siz bana öğrettiniz. Okey. Nasıl çalışacağım? Nasıl çalışmalıyım? Sıfır olduğunuz bir derste nasıl çalışmalısınız arkadaşlar? Hadi siz öğretmensiniz. Öğrenciniz sıfır. Nasıl çalıştırırsınız onu? Bir beyin fırtınası. Özel dersler uçmuş hocam. Zeynep hocam. Eğer bizim sistemimize kayıt olursanız özel derse falan hiçbir şekilde hiçbir ders için ihtiyacınız kalmayacak. Bunu da birazdan ileteceğim bu arada. Öğrenciniz geldi dedik hocam benim matematikte temelim sıfır nasıl çalışacağım ne dersiniz ona? Önce konu sonra bol bol soru kısmen doğru ama önce konu değil. Önce konu değil. Temelden hocam antrenmanlarla matematik önerdiler bana kısmen doğru ama yine tam istediğim sonuç değil. Başka ne dersiniz bir düşünün empatiye. Öğrenci geldi hocam benim temelim yok sevmiyorum da. Ama yapmam da lazım atanmam için. Önce seviyesini ölçeriz sonra program yaparız. Sıfırdan eğlenceli bir şekilde sevdirmek amaç. Önce analiz etmesi lazım. Nerede eksiği var? Önce program plan. Hocam rasyonel sayı bile yapamıyorum. Nasıl olacak? <laughs> olacak. Hiç merak etmeyin. Çalışma yöntemi belirleriz. Evet hepinizin Cevapları kısmen doğru arkadaşlar ama tam istediğim yanıt bu değil. Arkadaşlar hani seminerin en başına söylerim ya bizim her konudaki seviyemiz aynı değil, her dersteki seviyemiz de aynı değil. Önce tabii ki bir seviyesini ölçersin. Tamam seviyesini ölçtün, sıfır olduğunu anladın. Konu sonra soru diyen bir e, öğrencim vardı Berkay Hocam da galiba. Kısmen doğru dedim çünkü konudan da önce senin eğer bir derste temelin hiç yoksa Ön hazırlık yapmak zorundasın. Ön hazırlık. Çalışma yöntemimizi de belirledik Zülfiye Hocam. Onu da seviye belirleme sınavına girdi, analize girdi. Sen görsel bir öğrencisin dedik. Senin zihnin fotoğrafik çalışıyor dedik. Yazman, çizmen, renklendirmen gerekiyor dedik. Senin seviyen temel dedik. Sıfırdan başlaman gerekiyor dedik. Yani hocam ön hazırlık nedir? İstediğim sorum. Arkadaşlar ön hazırlık o konuda ne öğreneceğin ne öğreneceğinizin minik bir fragmanı gibi. Mesela matematikte ön hazırlık nedir? Ben çarpım tablosunu dahi bilmiyor olabilirim. Benim direkt temel kavramlardan başlamam gerekir. Ama ben gittim mahallemdeki dershaneye kaydoldum. Hiçbir dershane bana temel matematik eğitimi vermez. Her kurum arkadaşlar her derste Orta level'dan, direkt konudan, birinci üniteden başlıyor. Ama senin o üniteyi öğrenebilmen için matematikte bir zeminin olması lazım. Bu zeminle temel basamaklar, işlem sıralaması, çarpım tablosu, matematiği en azından bir tanışman lazım o derse girdiğinde verim alman için. Nergis hocam şu an benim sesim diğer öğrencilerime gidiyor. Mikrofonunuzu açabilirsiniz. Orada sağ alt köşede bir ses tuşu var. Onun üstünde kırmızı bir çizgi olabilir. Onun üzerine tıklayın. O yüzden biz kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Garanti öğrenme modeliyle Hangi derste seviyen temelse o derste ön hazırlık yaptırıyor yapay zeka sana. Hani az önce Berk hocam konu anlatım dediniz ya. Bakın tahtayı konu anlatım ikinci sırada gördünüz mü? Yani konu anlatım bir temelim bir üstü başlangıç. Üçüncü basamakta ne var? orta düzeyde tekrar var. Dördüncü basamakta kolay ve orta seviyede zor soru çözümü var. Yani bu ileriye tekabül ediyor. Beşinci basamakta da artık üst level'dasın. Çok zor soruları bile, çıkmış soruları bile, çıkabilecek soruları bile çözebilirsin. Bu ne demek oluyor? Hocam ben tarihte iyiyim ama matematikte iyi değilim. Türkçe'de iyiyim ama coğrafyada iyi değilim diyorsunuz ya bana böyle çetele atıyorsunuz ya hocam ben şunda iyiyim bunda iyi değilim. Sorun de iyi olduğunu, de iyi olmadığını önemli değil. Sorun seviyene göre o derste çalışıyor musun? Çalışmıyor musun? Yoksa her derste standart. Hadi bismillah deyip hepsinde ön hazırlıktan mı başlıyorsun? Hepsinde tekrardan mı başlıyorsun? hepsine zor soru çözümünden mi başlıyorsun? Hayır arkadaşlar. Hepsinde aynı seviyede olmanız mümkün olmadığı için bizim sistemimize kayıt da biz ne yapacağız? Bakacağız sonucuna diyeceğiz ki bu Usta hocam senin matematikte temelin e, yok. Sıfır temel seviyedesin. Başlat ön hazırlıktan matematiği daha öncelikle çalışacaksın. Tarihte temelin orta. Başlat tekrardan. Niye ben senin iyi olduğun bir derste ön hazırlıktan başlatıp vaktini çalayım ki? Senin vaktin o kadar yok. Ve buna ihtiyacın yok. O yüzden arkadaşlar bizim hani diyorum ya işte diğer kurumlarda ya da dershanelerde ya da kendi imkanlarınızda yaptığınız çalışmalarda bunun ayrımını yapamıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir derste neysem hepsinde oyum hadi başla YouTube'dan sırayla videoları dinle 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 bir süre sonra artık zihnin onu bile almıyor. Çünkü dinliyorsun bir podcast gibi bilgi dinliyorsun. Hayır o bilginin sana uygun olup olmadığının bir ölçümü olması lazım. Belki senin o bilgiye ihtiyacın yok. Fatma Hocam senkron gitmek benim tavsiye ettiğim bir yöntem. Zaten yapay zeka da bunu yapıyor. Yani hiçbir zaman başta bitir mantığını benimsemiyoruz biz. Çünkü şu bir gerçek senin bir unutma süren var. Her öğrencinin bir unutma süresi var arkadaşlar. Her öğrenci ben bugün öğrendim hocam bir yıla kadar ben bu bilgiyi tutarım. Tamam artık bir kez öğrendim ya bitti. Böyle bir zihnimiz yok arkadaşlar. Biz insanız ve belirli bir sürede tekrar etmediğimiz bilgileri unuturuz. Dolayısıyla... Sen bir dersi başla, beş ay bir derse çalış, sonra beş ay diğer derse çalış. Böyle bir yöntemle gidersen zaten ilk çalıştığın konuları unutacağın için başarılı olamazsın. Şimdi geldim diğer sorumuza. Bunu yine çok alıyoruz arkadaşlar biz öğrenci koçları olarak. Hocam ben bir konuyu çalışıyorum ama o çalıştığım konuyu... Öğrenebiliyor muyum, öğrenemiyor muyum anlamıyorum ama anlamak da istiyorum. Bu beni motive ediyor çünkü. Ya da ben çalışıyorum ama hedefime ne kadar yaklaşıyorum, ne kadar ilerlediğimi anlayamıyorum, nasıl anlayabilirim? Çok güzel Nergiz'ciğim. TYT'ye girdin. Şu an matematikte başladın. Eğer matematikte temelin yoksa doğru bir hamle yapmışsın. Ama bunu dediğim gibi daha doğru yanıt vermem için bir seviye belirleme sınavına kesinlikle girmen gerekiyor. Biz bunu da düşündük arkadaşlar. Dedim ya her şey sizin için diye bizim sistemimizde. Dedik ki öğrenciyi ne motive eder? ...verim aldığını görmek motive eder... ...ilerlediğini görmek motive eder... ...hedefine yaklaştığını görmek motive eder... ...o zaman dedik ki bize öğrenciye... Ha, ...bitirdiğin her konu üzerinden... ...bir konu düşün... ...herkes zihninden matematik üstü sayılar... ...konusunu bir geçirsin bakalım... ...matematik üstü sayılar... ...uzun bir konu değil... ...kısmen kolay bir konu... ...tamam ben bu konuyu çalıştım... ...köklü sayılara geçeceğim... ...ama hemen geçecek miyim? Hayır... Bizde arkadaşlar bir konu bittiyse bitirdiğiniz her konu sonunda yapay zeka sistemi sizi o konuda bir check-up testine alıyor. Check-up ne demek hocam? Türkçesi ne demek istiyorsunuz diye soracak olursanız da konu tarama testi. Nergizciğim e Allah rahmet eylesin. Anneciğinin mekanı cennet olsun. Bir konuyu bitirip diğer konuya geçmeden o konudan aldığın verimi somutlaştırırsan ve bunu görürsen diğer konudaki performansın o kadar yüksek olur, doğru mu? Evet. Neden yüksek olur Fatma hocam? Çünkü artık elinde somut bir dayanağın var. Yani artık diyorsun ki ben üslü sayılardan 50 soruluk konu tarama testine girdim. Bunun işte örnek veriyorum yüzde şu kadarını doğru bildim. Ben bu konuyu öğrendim. Bir kere bu senin özgüvenini artırır. Doğru çalışıyorum hissini destekler. Diğer konuya aynı özveriyle çalışmak istersin. Ve hedefine bir adım daha yaklaştım. Bu seni mutlu eder. Ama arkadaşlar bunu Başka dershanelerde, kurslarda online örgüm fark etmez. Özel dersi bile katıyorum. Onlar hiçbirisi de sağlamaz. Size sağladıkları tek şey ne? İşte Meryem, Nergis, Ayşe, Fatma hiç önemli değil kimseniz. Ben sana bilgimi verdim. İster öğren ister öğrenme gerisi sende. Yani senin senden bir feedback almıyor. Bu çok büyük bir eksiklik arkadaşlar. Bu sınav sadece bilgi sınavı değil. Öğrendiğin bilgiyi sınav tarihine kadar aynı sıcaklıkta tutamazsan zaten başarılı olamazsın. Aynı sıcaklıkta tutman için de önce ne kadar öğrendiğini Sonra bu öğrendiğim bilgiyi kaç gün sonra unutmaya başlayacağını bilmen ve unutmadan tekrarlarına başlaman gerekiyor. İşte biz de size tam olarak bunu sağlıyoruz arkadaşlar. Peki şimdi geldik yine böyle psikolojik sorulara. Benim en çok böyle öğrencilerimden aldığım sorular biraz umutsuzluk ağırlıklı. Biraz melankoliklik ağırlıklı, biraz hocam mucize de işte hadi bakalım hani annem istiyor diye sınava giriyorum. Ya da işte çevrem beni tetikliyor sınava giriyorum. Hep böyle arkadaşlar. Özellikle üniversitede ben bunu çok yaşıyorum. Lise grubunda çok yaşıyorum. Çünkü bu öğrencilerin biraz daha kaba tabir söyleyeceğim. Alınmayın lütfen bana bahane olarak arkalarına sığındıkları gerçek işte hocam lisanslara daha yüksek kontenjan veriyorlar bize vermiyorlar atamamız şu kadar az bu kadar az rakibimiz şu kadar çok falan falan yani genel öğrenci psikolojisi anlayabiliyorum ve bu yüzden de motive olamıyorum diyenler var sizde de var arkadaşlar içinizde de var çok stres yapıyorum diyenler var hocam alımlar çok az ben nasıl atanmaya kendimi inandıracağım bu azından nasıl gireceğim diyenler de var arkadaşlar Şimdi bunların total yanıtını da vereceğim. <laughs> Rabia hocam Allah bebeğinizi sağlıklı kucağınıza almayı nasip etsin ama büyük bir ihtimalle doğum sürecinin sınavdan öncesine geliyor yani bebeği kavuştuktan sonra sınava gireceğiz 20 haftalık gebeymişsiniz Berko hocam diyor ki 10 kişi alıyorlar her, her atamada hocam tamam hocam 10 kişiden biri neden sen olmayasın 10 kişi içinde farkın ne mesela ne hocam hani objektif soruyorum lütfen siz de aynı objektifte ya, aynı objektiflikle yanıtlayın bu sorumu. Sonuçta bir atama var. 10 kişi somut, gerçek, yaşayan bir 10 kişi bu hedefine ulaşacak. 10 kişinin yüzü gülecek. Neden o 10 kişiden biri sen değilsin mesela? Ben bunu öğrencilerime de soruyorum. Biraz böyle sert giriyorum gibi oluyor. Ama bunu bir yaşayın arkadaşlar. Yani bu bir farkındalık. Matematik yoktu. Bak geçmiş zaman, dili geçmiş zaman. Artık sen eğer bu sisteme kayıt olursan biz sana matematikte minimum bak bu sistemle 15 net yaptırma garantisini ben sana veriyorum. Artı 15'i ekle aldığım puana. Zaten tamponun tamponuna yakın bir puan alıyorsun. Ve o 10 kişiden belki 3. belki 2. belki 1. derece yaparak bile atanırsın. Bakın arkadaşlar şimdi size çok güzel somut bir örnek vereceğim ama görünce çok şaşıracaksınız. Tabii ki haritadan yer seçiyoruz öyle olursa. Size bu yakışır hocam. Ben açıkçası bu sistemin kayıtlı olan öğrencilerine, Başka bir seçeneği yakıştırmıyorum. Ben ikinci atamada giderim. Ben son sıradan girerim. Ben işte kıl payı kaçırırım. Hayır. Bunlar size yakışan sonuçlar değil arkadaşlar. Lütfen önce kendi potansiyelinizin bir farkına varın. Bir omuzları dikleştirelim. Siz bir yola baş koyduysanız gerekeni yapacaksanız en güzeline lütfen yapın. Ortalama bir şey arkadaşlar hiçbir değeri yok. ÖSYM'nin gözünde senin yıllarını vermen, senin gebeyken çalışman, senin üç çocukluyken çalışman, senin geceni gündüzüne katmanın önemi yok. ÖSYM sonucuna bakar bitti. Sonuç. Sonuç belgeni göstereceksin ÖSYM'ye. Aa Nergis'cim çok güzel. Birazdan ona da değineceğim. Olcay hocamız Kulakları çınlasın harika bir öğretmen demek ki matematikte temelin yok ki seni olcay hocayla başlatmışız harika. Şimdi arkadaşlar az önce dedik ki hocam olumlar çok az ben motive olamıyorum benim atanmaya dair inancım yok diye. Eğer bizim öğrencimiz bu arada el sanatları nakış öğretmenliğinden sınava giren geçen yıl kayıtlı bir öğrencimiz vardı kulakları çınlasın belki burada bile olabilir çünkü bizi çok yakından takip ediyor ve bu branştan arkadaşlar açılan kontenjan sayısı kaçtı biliyor musunuz? Hadi bir tahmin edin. Durun sayfayı değiştireyim kopya vermeyeyim. Kaç kişi andan akış öğretmenliğinden bir tahmin edin. 5, 3, 30. Hayır. Şimdi direkt sonuç belgesini göstereceğim. <laughs> evet Tuna hocam. <laughs> sonuç belgesinde yazıyor. Bir. Evet. <laughs> arkadaşlar bu branştan açılan kontenjan sayısı sadece birdi ve bu öğrenci birinci oldu açılan bir kişilik kontenjana yerleştirdi istediği yere atandı şu an MEP'te öğretmen şimdi dön başa az önce sorduk ya bu soruyu hocam alımlar çok az ben motive olamıyorum peki Bizim atandırdığımız bu öğrencimiz bana deseydi ki Tuğba Hocam bizden bir kişi atılıyor. Ben o bir kişi kesinlikle olamam deseydi. Kayıt olmasaydı, hazırlanmasaydı o bir kişi başkası olacaktı. Doğru mu? Yani arkadaşlar sorun azlık, çokluk değil. Bakın hep şeye takılıyor öğrenciler. Somut. Aman yüz kişi atanmış, aman bin kişi. Hayır onu geç, birilerinin yüzü görecek. Ben diyorum ki birilerinin yüzü görecekse o birileri neden sen değilsin? Hadi bu hocamız deseydi ki hocam mucize ya ben bir de gireceğim birinci olacağım o kadar kişi içinde. Hayır bak oldun, şu an atandın, şu an bu seminere bile konu oldun ne kadar güzel. Evet. Berkay hocam diyor ki ben ikna oldum hocam 10 kişiden biri olacağım. Kesinlikle hocam size yakışan şey bu. 10 kişiden biri olursun hatta 10 kişiden birinci bile olursun. Yeter ki doğru çalış. Ve genelde öğrencilerime şunu söylüyorum arkadaşlar. Umudunuzu kaybettiğiniz zaman, inancınızı yitirdiğiniz zaman, güveninizi kaybettiğiniz zaman lütfen atandığınız zamanı gözünüzün önüne getirin. Mesleğiniz her neyse sağlıkçı mısın? hastanede bir hasta ile ilgilendiğin anı gözüne getirdi ki bir sene sonra bu zamanlar ben falanca hastanede falanca kattaki koridorda şöyle bir teyzeye şöyle bir tedavi uyguladım de. Öğretmen misin? De ki ben şu an karne zamanı şu an ben 30 kişilik sınıfımda öğrencilerime karne dağıtıyorum. Şu an oradayım atandığın zamanla hayal edeceksin. Çünkü zihnin oraya gitmek istiyor. Onu resmet. Olabildiğince resmet ve geleceğini bir yıl sonrasında bugüne taşı görsel olarak bu sizi inanılmaz harekete geçirecek arkadaşlar. Bu yöntemi mutlaka kullanın. Ve bu arada bizim kendi kayıtlı olan öğrencilerimiz de zaten her şey öğrencinin sürecine göre ilerliyor. Biz dönem boyunca öğrencimizin çok stresli, çok streslendiği zamanlarda, inancını yitirdiği zamanlarda, artık sınava kısa bir zaman dilimi kaldığı zamanlarda, mutsuz olduğu zamanlarda, streslendiği zamanlarda özellikle rehberlik seminerleri sadece kayıtlı olan öğrencilere çok fazla yapıyoruz. Ve Özellikle arkadaşlar rehberlik uzmanlarımızla bizlerle öğrenci koçlarıyla dönem içinde belirli periyotlarda görüşmeleriniz de oluyor. Yani siz inancınızı düşürdüğünüzde zaten tek uzan burada. Zaten senin kayıt olduğun bir kurum var. Tek başına değilsin. Artık bir kurumla Birlikte harekete geçiyoruz ya. Tek başına evde canını sıkmana, ağlamana, üzülmene, vazgeçmene, kitaplarını atmana, yakmana gerek yok. Bunlara zaten ihtiyaç duymayacaksın. Yeter ki inan ve şu an yola çık. Kendine teşekkür edeceksin sınava girdiğinde. Ben şu an çalışmıyorum ama iş arıyorum. Özel sektörde mecbur çalışmam lazım. Çalışırken de KPSS çalışacağım mesela ama inanılmaz içim rahat. Ayrı bir umut ve huzurlu hissediyorum kendimi. Galiba ben bu sene memur olacağım. Dur galiba fazla oldu iptal iptal iptal. Evet hocam. Siz bu sene inşallah memur olacaksınız. Galiba falan yok. Galiba sanırsam öyle mi böyle mi? Hayır. Belirsizlikleri atsın. Olacağım. Yaptım. Olacak. Başaracağım. Başarmamak için hiçbir engeliniz yok arkadaşlar. Hele ki bizim kayıtlı öğrencimiz olursanız artık daha tadından yanmaz. Bütün süreci birlikte ilerletiriz ki inşallah hepiniz de nasip olur tek uzamlı olmak. İnşallah hepiniz bu şansa ulaşırsınız. Şimdi geldim. Hani bu kadar böyle sistemi anlattık. Evet motive olduk. O bir kişi ben olacağım. O on kişi ben olacak. Evet bunları dedik. Nasıl olacağız? Peki biz sadece böyle yapay zeka sistemi veren ya da sadece rehberlik sistemi veren bir kurumuyuz. Hayır arkadaşlar. Biz yaklaşık on yıldır Türkiye'de ilk açılan uzaktan eğitim kurumlarının başında gelen hatta Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan tek uzaktan eğitim kurumuyuz. İsmimizi de buradan alıyoruz diyebilirim tırnak içinde. Ve bu sisteme kayıt olan öğrencilerin grupları var. Çeşitli gruplarda gireceğiniz canlı dersleriniz olacak. Kayıt olduğunuzda yapay zeka sisteminden kayıt olduğunuz günden gireceğiniz sınav tarihine kadar faydalanacaksınız. Bireysel sanal bir koçunuz olacak, yapay zeka sizin koçluğunuzu yapacak. Ve eğer dersi kaçırırsanız da videosu yüklenecek, dijital kaynaklarınız olacak, Türkiye geneli deneme sınavlarınız olacak, yıl sonunda soru çözüm kamplarınız olacak, genel tekrar kamplarınız olacak. E önce eğitim analizlerine, sonra SBS'lere gireceksiniz. Rehberlik uzmanlarımızla programlarınızı oluşturacaksınız. Her konu sonunda check-up'lara girip bu konuyu öğrenmiş miyim, öğrenememiş miyim? Bunun feedback'ini alabileceksiniz. Ve çok 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 daha fazlasına sahip olmuş olacaksınız. Programlarımızı merak eden, soran ve kayıt olmak isteyen öğrencilerim vardı sormuştunuz arkadaşlar. Ve sizin için ben özellikle yöneticilerimle görüşüp çok güzel bir indirim kodu da aldım arkadaşlar. Bu seminerde şu an bugün seminerime katılan burada olan bütün öğrencilerime kayıt olacakları bütün eğitimlerde 300 TL'lik bir indirim çeki veriyorum arkadaşlar. Ve şu an zaten biz bütün eğitimlerimizde erken kayıt sürecinde olduğumuz için ücretlendirmelerimiz çok uygun. WhatsApp hattımız 551 592 58 35. Artı sistem yöneticisi arkadaşımız bir link paylaşıyor. O linke de tıklayabilirsiniz kayıt olmak için. 300 TL'lik indirim çekimizden faydalanmak için ilettiğim linkten form formu doldurmanız yeterli olacak arkadaşlar. Bu formu doldurduğunuzda biz size dönüş sağlayacağız. Hazırlık sürecinizle ilgili görüşüp kayıt işlemlerimizi tamamlayıp artık sizi de tek gözlemle yapıp haldır haldır böyle atanma listesine ismimizi yazdırmaya tabiri caizse koşacağız diyebilirim. İlknur hocam evet dokunsallık bir ihtiyaçtır, kaynak ihtiyacın olabilir, dijital olarak değil somut olarak kullanmak isteği olabilirsin. Bizim kaynaklarımız indirilme formatına uygun hocam. O yüzden PDF olarak indirebilirsin, bu şekilde kullanabilirsin ya da rehberlik uzmanlarımızla görüşüp seviyene özel kaynak önerisi de alabilirsin hocam. Bu sayfayı ekran görüntüsü olarak alabilirsiniz. Taksitlendirmede ödeme kolaylığı oluyor mu? Oluyor. Hatta ben şöyle yapayım arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi yeni paylaşım diyelim. Şimdi ben sizinle bir sayfaya girmek istiyorum açıkçası. Bu arada WhatsApp numaramızı herkes telefonuna kaydetsin. 551 592 58 35. Arkadaşlar şu an ücretlendirmelerimiz çok 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 uygun. Bir saniye. Hemen. Şimdi birlikte bir tek üzerine girip bakalım. Ben dersler hakkında bilgi almak istiyorum. Hemen bilgi aktaracağım. Hemen birlikte bir girelim istedim. Pek uzam. Şimdi Tarih ve coğrafya dersi anlatımlarında görsel destek var mı acaba? Ezberim çok kötü sadece iki derste. Tabii ki hocam. Sistemimizde görsel içerikler, yazılı, somut olarak da kullanabileceğiniz, soyut olarak da kullanabileceğiniz içerikler var. Haritalar, tablolar, grafikler, şemalar, şablonlar. Biz bunların hepsinden zaten faydalanıyoruz arkadaşlar ki bu zaten gerekli bu arada. Çünkü her öğrencinin öğrenme karakteri aynı değil. Dolayısıyla senin öğrenme karakterin neyse, nasıl bir ders çalışma yöntemine ihtiyacın varsa biz zaten bunu belirliyoruz. Şimdi bir ücretlere göz atalım arkadaşlar istiyorum. Çünkü ücretleri çok uygun. Hani belki böyle bir sistemden beklentiniz çok devasa böyle binlerce lira olabilir. Hayır. Tutarlarımız çok uygun. Testleri PDF olarak indire, indiremiyoruz Mahmut Hocam. Tehlif hakları olduğu için testleri dijital olarak sistemden çözüyorsunuz. Çünkü onların Türkiye geneli bir sonuç hesaplanması süreci var. Notlarımızı indirebiliyorsunuz. Onun dışında zaten sistemde çok fazla soru çözüm videoları ve dijital kaynakları var. Bunları ekstra indirip faydalanabilirsiniz. Mesela şu an ben bu semineri ön lisans öğrencileri için yaptım ve... Şu anda arkadaşlar Temmuz ayı ücreti normalde 2499 TL. Yani 15 ay 16 aylık sürecin tamamı için yapay zekada dahil canlı dersler, kaynaklar, denemeler her şey dahil ücretse 2499 TL. Şu an herkes sistemi görüyor değil mi? Tek uzeme girdim. Ve bunun üzerinden bir de ekstra arkadaşlar yüzde yani 300 TL'lik bir indirim hakkı kazandığınız için şu an mesela lise ön lisansı öğrencilerim 2199 TL üzerinden kayıt olabilirler. Kayıt oldukları günden girecekleri sınav tarihine kadar sadece bu tutar üzerinden başka hiçbir ekstra ücret ödemeden bizim kayıtlı öğrencimiz olarak atanma listesine çok rahat isimlerini yazdırabilirler. Bu arada var mı arkadaşlar sorularınız? Ben tekrardan numarayı iletiyorum. 551 592 58 35. Burası bizim kurumsal WhatsApp numaramız. Buradan bize mesaj yazın. Seminerden geldiğinizi, Tuğba Hocam'ın seminerinden geliyorum. 300 TL'lik indirim çekini kullanmak istiyorum demeniz yeterli. Nergiz'im kadro dersler başlamadan hemen önce belirlenecek. Şu an memnuniyet görüşmeleri yapıyoruz öğrencilerimizle. Sistem yöneticisi arkadaşım linkte bir problem yok değil mi arkadaşlar? Bir linke tıklar mısınız? Linke tıklanıyor mu? Tabii ki Ebru Hocam. Şimdi üye olup erken kayıt avantajından faydalanıp Ocak ayında da başlayabilirsiniz çalışmalarınıza. Ee, KPSS lisans için hangisine kayıt yaptırmalıyım hemşirelik için Gülşen hocam siz bize WhatsApp'tan yazın ben arayıp yardımcı olurum ama buradan da göstereyim size. 2024 KPSS erken kayıtta lisans var. Burada ben size bir indirim çeki vereceğim. 300 TL'lik indirim çeki kazandınız. Bakın şu. Normalde 2499 liraya Gülşen hocam. Ben size 300 TL'lik bir indirim çeki vereceğim. O indirim çekiyle siz 2199 liradan kayıt olacaksınız. Yani WhatsApp'tan yazmanız yeterli. Mahmut Hocam ödeme kolaylığınız nasıl oluyor hocam? Taksitlendirmeler kredi kartı üzerinden mi oluyor? Evet. Taksitlendirmeler kredi kartı üzerinden oluyor Mahmut Hocam. Banka fark etmeksizin peşin fiyatını 12 aya kadar taksite bölebiliriz. Vade faiz farkı uygulamıyoruz. Arkadaşlar eğer linke tıklanmıyorsa bu numarayı kaydedin 551 592 58 35 buradan yazın Tuğba hocamın semilerinden geliyorum. 300 TL'lik indirim çekimi kullanmak istiyorum diye. Sayfada tutarları var. Bu tutarlardan 300 TL aşağıda ücret ödeyeceksiniz. Eğer kredi kartınız varsa da 12 aya kadar peşin fiyatına taksitlendirme sağlanabiliyor. Evet var mı bana sorularınız? Linki bu arada hmm, kopyalayıp yapıştırabilirsiniz arkadaşlar tarayıcınızdan. Şöyle deneyelim. Tarayıcımıza kopyaladık, yapıştırdık. Tek gönderiyor evet. Arkadaşlar linki kopyalayıp yapıştırabilirsiniz ya da Direkt 551, 592, 58, 35. İlknur Hocam eğerlere yer yok. Bu kadar kesin ve bu kadar garanti bir sistemde eğerler, amalar, galibalar, sanırsamlar böyle kavramları biz yer vermiyoruz. Verim almama gibi bir ihtimaliniz yok hocam. Çünkü her şey size özel planlanıyor. Yani siz bu sistemde başroldesiniz. Zaten sizin verim alabileceğiniz düzeyde bir program hazırlanıyor. Evet Gülşah Hocam tabii ki de ödevlendirmeleriniz sistemisi takibi oluyor. Ya Belirli bir süre mesela devamsızlık hakkın var ya da belirli bir süre çalışmalarına uyum sağlayamam hakkın var. Çünkü sistem alarma geçiyor. Direkt biz sizi arıyoruz Gülşah Hocam. Hani o kadar idealistin, kendine hastanede hayal ediyordun, şu an özelde çalışıyordun, hiç mutlu değildin. Neden uymuyorsun diyeceğim sana Gülşah Hocam. O yüzden kesinlikle böyle bir kontrol mekanizmasına ihtiyacınız var. Fatma Hocam sizin e, online eğitimden verim alamamanızın en büyük sebebi programınızın olmayışıydı. Biz bunu yapay zeka önüne geçtiğimiz için e, kayıt olduğunuzda zaten ne kadar verim alabildiğinizi kendiniz göreceksiniz. Berkay Bey bu arada ha, ücret kısmına da ben size ileteyim arkadaşlar. Bu ileteyim tutar 17 Temmuz tarihine kadar geçerli. 17 Temmuz yani önümüzdeki pazartesi günü sayfamızda bir ücret revizesi olacak ve kazandığınız 300 TL'lik indirim çekinde pazartesine kadar kullanabilirsiniz. Ama bana kalırsa hiç beklemeyin. Eğer koşullarınız şu an uygunsa hemen WhatsApp'tan yazın. Öğrenci koçlarımız ben de dahil dönüş yapalım. Kaydımızı tamamlayıp bir an evvel başlayalım artık sürecimize. Onun dışında eğer farklı sorularınız yoksa arkadaşlar ben hepinize çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ee, güzel geri bildirimleriniz için birçoğunu tek üzemli yapacağız anladığım kadarıyla. da zaten kayıt sonraki süreçte de yine rehberlik seminerlerimizde bir arada olacağız. Ailemize dahil edeceğiz sizi. İyi ki katıldınız. Çok keyifliydi. Çok enerjiktiniz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki seminerlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Ama yine söylüyorum doğru zaman şu zaman e, atanmak için ideallerimize kavuşmak için kaybedecek vaktimiz yok. Milyonlarca rakibin içinden erken başlayıp erkenden yola çıkman gerekiyor. Ve yine Arşimet'in o çok sevdiğim sözüyle bitireceğim. Eğer bir dayanak noktan varsa yeter ki bana bir dayanak noktası verin her şeyi yaparım bütün engelleri aşırım. Siz de bir aşimet olun arkadaşlar. Dayanak noktanız geleceğiniz olsun. Dayanak noktanız mesleğiniz olsun. Dayanak noktanız ömrünüzün geri kalan kısmını refah düzeyi yüksek bir şekilde yaşamak. Ve bunun için bu sınava tam teşekkürlü düzenli bir hazırlıkla ilerlemek olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. WhatsApp'tan dönüşlerinizi bekliyorum. Yeniden son kez yazayım arkadaşlar. 551-592-5835 bu numarayı kaydedin. Seminerden geldiğinizi söylemeyi özellikle unutmayın. Özel 300 TL indirim çekiniz var unutmayın. Görüşmek üzere.